sonuç dördüncü toplantı sonrasında açıklanacak ve 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamı da belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin meclis bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada pazartesi günü, yani bugünü işaret etmiş ve toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır ifadelerini kullanmıştı. Ancak şu ana dek ne bakanlıktan ne de diğer taraflardan dördüncü toplantının saatine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Peki beklentiler ne? Siz de belirttiniz, 4000 lira işçinin beklentisi. Türk İş 4000 liralık asgari ücreti kendisine kırmızı çizgi olarak belirlediğini ifade etmiş ve bunun altında bir rakama da imza atmayacaklarını açıklamıştı. İşveren kesimini temsil eden TİSK ise TÜİK rakamlarını baz alacaklarını, işçiye %21'lik zam oranını vereceklerini açıklamıştı. Ancak bunun üzerinde bir artış olması için de çalışmaya devam ettiklerini belirtmişti. Bu artış için de asgari ücrette vergi indirimi ve teşvik beklediklerini açıklamıştı. Rakamlar bu şekildeydi. Ancak Türk İş ve TİSK bu zam oranında anlaşamadı. Çünkü Türk İş TÜİK rakamlarının şu anki enflasyonu yansıtmadığını belirterek gıda enflasyonunun %50'nin üzerinde olduğunu öne sürmüş ve pazarlıkların da bu rakam üzerinden devam etmesi gerektiğini açıklamıştı. Artık gözler dördüncü toplantıda, Çalışma Bakanı bugünü işaret etmişti. Ancak henüz resmi bir saat açıklanmadı, resmi bir tarih belirlenmedi. Toplantının yarın ya da önümüzdeki günlerde de yapılması bekleniyor diyelim ve söz yeniden İstanbul'a